Başka bir soru yöneltmek istiyorum size. Cerrahi tıp merkeziniz ve bu alandaki doktorlarla iletişiminiz size obezite tedavisini nasıl bir perspektif kazandırdı? Bu önemli bir konu. Obezite, yani cüsse de aynı diyeceğim. Şişmanlık desem yanlış kelime olabilir. Bu bizim şu an yaşadığımız dönemin en büyük problemlerinden biri. Şöyle düşünelim, birçok hastalık var ama her hastalık başka hastalığı doğurmuyor. Obezite de bu hastalık, yani daha önce bu 2010 senesine kadar bunu hastalık olarak da görmüyorduk. Yani bakarsak şeylere, son zamanlardaki değişiklikleri, bu 2010 senesinde kronik hastalık olarak kabul edildi. Demek ki biz 2010 senesine kadar neyle uğraştığımızı bilmiyormuşuz. Zaten hani bilimin güzel taraflarından bir tanesi hiçbir şey kesinleşmemiş oluyor ve bir proses içerisinde devam ediyor. Evolve olmaya. Bu süre içerisinde biz ne öğrendik? Daha önce mesela bir arkadaş arasında birinin şişman olduğu için şaka yapabiliyorduk onlara. Hatırlarsanız eski zamanları. Yani siz hatırlayamayabilirsiniz ama benim yaş grubum hatırlar. Mesela birinin şeker hastası olduğu için hiç onunla dalga geçirdiğini duydunuz mu? Yok, değil mi? Hayır. Hiç duymadık. Kalp hastası olduğu için birine dalga geçtiğinizi hiç duymadık. Hayır. Obezite de bunun gibi bir şey. Yani bu aynı grup içerisinde bir kronik hastalık. Önce bu da daha da yeni kabul olduğu için, yani 2010 senesini düşünün. 13 sene olmuş toplamında. Amerika için konuşuyorum. Ayrıca Türkiye'deki durumu bilmiyorum ama Amerika için konuşuyorum. Demek ki biz bu süreçte yapmamız gereken sadece bir hastalıkla uğraşmaktan ziyade o hastalığın nasıl algılandığını, sadece hasta tarafından değil, toplum tarafından nasıl algılandığını. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim ben size. Doktorların bile algılama problemi yaşadığı bir süreç geçirdik. Zaten bu haftalık yaptığımız programların sebeplerinden bir tanesi de bu social stigma problemiyle savaşmak. Yani asıl amacımız tabii ki hastalara bir kaynak olsun ve onları bu sürece hazırlayalım. Ama bunu yaparken aynı zamanda yanlış anlaşılmalar, bize öğretilmişler, daha öncesinden öğretilmişlerimiz, onlardan nasıl kurtulacağız? Bunu bazen nasıl yapıyoruz? Aynı şeyleri tekrarlayarak, farklı belki kelimelerle anlatarak o şekilde yapabiliyoruz. Yani obezite olayı çok enteresan da bizim için. Dediğim gibi sadece hastalığı yönetmedik ama hastalık olarak anlaşılmasını da yönetmeye çalıştığımız için. Şimdi ameliyat dediğimiz zaman burada şöyle bir problem oluyor. Yani o niye ameliyatı seçti biri? Bu en kolay yol mu? Yani dediğim gibi bir şekilde o kişi, buradaki hastamızı kötü hissettirecek. Ona destek olmayacak. Biz şu an şunu demiyoruz. Mesela şeyi hatırlıyor musunuz? Seren Serengil olayını. Yani o surgery, o ameliyatı olmaması gerekiyordu. Biz onun Amerika'da ameliyat etmezdik. Mesela. Yani bizim programı biliyorsunuz. Programın belli bir standartları var. Belli bir yerden geçmeleri gerekiyor. Mesela o ameliyat olmak için kilo almış kişilerden biri. Ve sonrasındaki süreç çok kötü gelişti. Ve bunlar mesela direkt hemen gazetelerin en ön sayfasında mide ameliyatı olduğu için böyle bir tehlike yaşadı. Hayır, yani yanlış kararlar verildiği için öyle bir şey yaşadı. Dolayısıyla biz dediğim gibi yani bunun yani kim ameliyat olacak onu da anlatalım. Yani şimdi herkesin ameliyat olması gerekmiyor. Eğer kronik başka problemleri varsa bu BMI 35'te başlıyor. Eğer başka hastalıkları yoksa 40'da başlıyor. 40 BMI dediğimiz, yani şu an ben kendimden örnek veriyorum. Benim BMI'm yaklaşık 28. Benim bu ameliyatı olabilmem için 100 kilo falan fazla, pardon 100 pound, yani 50 kilo falan fazla olmam gerekiyor şu an olduğum durumda. Yani bu zaten çok sağlıksız bir durum. Ve o durumda ki olan hastalar genelde bunu, tabii ki istisnaları var ama genel olarak
diyetle ya da sporla kapatabilecekleri bir ara değil orası. Yani bu yani drastik bir change olması gerekiyor orada. O da surgery. Zaten en etkili yöntem de bu zaten. Çünkü burada hiçbir gecikme yapmadan, hiçbir gecikme olmadan. Ha, biz ne yaptık? Burada yine Aybüke Hanım'ın grubuyla beraber, ikinci hemşire grubumuz bizim. Care Coordination of, yani Care Coordination, bu hastalar için Care Coordination prosesini devam ettiriyoruz burada. Nedir bu? Hastanın ameliyata en iyi şekilde hazırlanması, o hastanın doğru bir aday olup olmadığına karar verilmesi, o multidisiplinary dediğimiz bir sistemde cerrah, nutritionist, bariatrician, specialist, aile doktorları bazen burada giriyor. Bu göğüs hastalıkları, uyku hastalıkları uzmanları giriyor işin içine. Ve bir 3 ay gibi bir minimum bir süre geçiyor. En iyi şekilde hazırlayabilmemiz için yani psychological bir clearance almamız gerekiyor. Yani bu şey bir süreç. Ve bizim amacımız bunu en kolaylaştırıp hastaya en rahat şekilde ameliyat noktasına getirebilmek. Yani şu an burada eklemek istediğiniz varsa buyurun. Siz zaten çok güzel ifade ettiniz. Aslında obezitenin gerçekten bir hastalık olduğunu, yani bir problem olduğunu öncelikle farkındalık olarak hastaya kazandırılması ve çevredeki kişilere de kazandırılması lazım. Tabii ki biz obezitenin elimine edilmesiyle ilgili çalışıyoruz ve aksiyonlar alıyoruz. Ama bununla beraber biz sadece aslında obeziteye müdahale etmiyoruz. Aynı zamanda obeziteyle birlikte gelen bazı sağlık sorunları da var. Bunlar hipertansiyon gibi, damarsal hastalıklar gibi, kardiyovasküler hastalıklar gibi, aynı zamanda diyabet gibi psikolojik rahatsızlıkların da aslında çözümünü sağlamış oluyoruz. Aslında yine de bütüncül bir bakım veriyoruz diyebiliriz bu hastalar için de. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler Kemal Bey. Her bir kanım eklemeniz için. Yani şunu söyleyebilirim ki bu bariyatrik cuma dediğimiz haftalık yayınlanan Dr. İlgal'e yaptığınız sessionlar sayesinde aslında obezite tedavisinde vurguladığınız şeyler aslında çok mühim. Sizin de altını çizdiğiniz gibi. Çünkü zaten bu ameliyat o anlık olarak değil, onun öncesi ve sonrasının olması, hastalara her açıdan yaklaşılması, burada multitasking çalışılması, aslında kolektif bir iş mevcut burada. Aslında yapılması ve geçilmesi hastanın bu tedaviyi alması değil, sonrası ve önceki olan programlar da önemli ve ben bu sessionlar sayesinde bu bilgiye ulaştım. Bunlar için ayrıca teşekkür ederiz. Bir de Kemal Bey, şunu sormak istiyorum açıkçası. Yani iş hayatında yıllardır harmanlanmış bir başarılı bir iş insanı olarak ve bahsettiğiniz üzere kurmuş olduğunuz şirket Delaware eyaletinde birinci, 482 firma arasında da 17. sırada dediniz. Yani bu çok ciddi bir açıkçası oran ve başarı. Bu noktada geleceğe dair vizyonunuzdan biraz bahseder misiniz? Bu eminim ki birçok kişi için motivasyon konuşması olacaktır. Tabii ki şimdi ben bunları genelde babamla konuştuğum zaman bizim derecelerimizi yani ne durumda olduğumuzu biraz tatmin etmesi zor kendisi. Dolayısıyla şimdi 17. olmuşuz. Mesela demek ki önümüzde geçmemiz gereken 16 daha organizasyon var. Onları geçmemiz lazım önce. Yani Amerika çapında 17. olmak güzel. 482 arasında. Ama demek ki daha bizden daha iyi yapanlar var. Biz yaptığımız için en iyisini olmak istiyoruz. Yani en önemli olan o. Yalnız şöyle bir şey var. Yani ben 2009 senesinde ikinci lisansımı ve iki MBA'mi aldığım Gold Wickham College Delaware'de. Orada şöyle bir durum oldu. 2005'ti sanıyorum benim ikinci MBA'm bitişi. 2009'da orada benden şey istediler. Sağlık yönetimiyle ilgili işletme öğrencileri için bir concentration oluşturmamı istediler. O süreç içerisinde ben bir 4 kursluk, 4 derslik diyelim. Bunlar 300 ile 400 seviyeli dersler. Bir şey oluşturdum, bölüm oluşturdum sağlık yönetimiyle ilgili ve bu halen devam ediyor. Onu oluşturma sırasında da 2 senesinde orada profesörlük yaptım part-time. Şeyin devam ediyor yani başlangıcında güzel yapabilmek adına daha sonra bizim yerimize gelecek o şeyler öğretecek profesörleri işe aldık üniversite adına
Öyle bir program oluşturdum. O problem, bundan niye bahsediyorum? O program oluşurken bir amacımız vardı. Bu sağlık üzerinde, sağlık sektöründe. Sağlık sektörü sizin de bildiğiniz gibi maliyeti yüksek. Özellikle Amerika için maliyeti çok yüksek. Bizim Türkiye'deki maliyetlerle karşılaştırılmayacak kadar yüksek seviyeler. Ve ben burada sadece bir aktörün suçlu olmadığını, buradaki aktör diyelim ki hasta için söyleyelim. Bu sadece hastanın seçimlerinden dolayı olan bir şey değil. Aynı zamanda bu devletin seçimlerinden, devlet nedir işte hem kanunları koyuyor ama aynı zamanda sigorta firması, bizim sosyal sigortalar gibi düşün, SSK'nın sahibi devlet. Yani onlar da bu işin içinde. Özel sigorta firmaları ve doktor grupları. Yani benim amacım bunların davranışını bir şekilde etkileyip, yani behavioral change dediğim davranış değişimi, yani bunlar farklı bir şekilde evrilebilir mi? Amacımız oydu. Ha şimdi biz bizim platformda, United Medical ACO platformunda bizim gördüğümüz şu an daha da net ölçebildiğimiz şey bu davranış değişiklikleri. Doktorlar daha farklı davranıyor, daha bilinçliler. Başka birinin onların işlerinden baktığını gördüklerinde hem destekten dolayı moralleri daha iyi, hem öyle bir şeye desteğe ihtiyaçları var teknik olarak. Hem de beraber çalıştığımızda daha iyi sonuç alacağımızı biliyorlar. Onlar da daha şimdi işin başından itibaren daha iyi iş yapmaya çalışıyorlar. Yani bir geciktirme olmaması için. Devlet ve sigorta firmaları çünkü normal hani düzenli bir şekilde onlarla da toplantılar yaptığımız için ve bizim ölçülebilir metrikslerimizi paylaştığımız için onlar da böyle bir sorumluluk içinde daha düzgün davranıyorlar ve bize destek oluyorlar bir şekilde. Hastalar da daha çok destek aldıkları için bir excuse bulma durumu, yani bir sebep bulma olayından çıkmış oluyorlar. Yani ben bunu yapamadım, şundan dolayı olayını kaldırdık biz. Yani mesela şu an bizde iki tane sosyal hizmet uzmanı çalışıyor. Yani bunun sebebi onların anlayamadığı ya da onların daha fazla destek olacak bir şekilde onlara destek olmamız. Dolayısıyla onların da davranışları değişti. Ve biz şimdi burada ne görüyoruz? Yani ve bundan ben yani sağlık sektöründe olmamızın en güzel taraflarından bir tanesi para odaklı olmaması. Yani bizim açımızdan. Tamam bu bir business ama sadece kar amaçlı ya da kara odaklı bir şey değil. Yani eğer sağlık tarafında bu sistem yani verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde verdiğimiz zaman zaten finansal başarı onunla beraber geliyor. Yani o yüzden işin benim için en büyük tatmin veren tarafı paraya odaklanmamış olması. Para ikinci planda. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben daha öncesinde seramik sattım. Çanakkale seramik bayiliğim vardı. 6 sene şey, Amerika'ya gitmeden önce. Orada aynı şey yok. Satisfaction yok. Nedir oradaki? İşte tamam birine sattın, onlar memnun oldu, banyolarına koydular. Şimdi bunu benim izleyen yakın arkadaşlarım var, onlar dünya çapında yapıyorlar bu işi. Onlar yanlış anlamasın, örnek olarak söylüyorum ben bunu ama onlara da söyledim. Yani bizim işte birine dokunabilmek, birinin hayatına dokunabilmek, oradaki onun hayatında pozitif bir değişiklik yapabilmek ve onu şu an ölçü olabilmemiz bizim için zaten çok yani önemli bir noktaydı. Şimdi bunu bir üste taşımamız bunun kalıcı olmasını sağlayarak olacak. Ve bu değişimin ölçülebilirliğini paylaşarak olacak. Yani amacımız o gelecek için. Evet, Teşekkürler. United Medical'ın sağlık bakımı denetimiyle ilgili aslında özellikle ülkemize de kattığı çok bambaşka bir vizyondan bahsettik. Çok bizim için de iyi oldu. Tüm tabii bu faaliyetleri çok güzel bir liderlik vasfıyla ilerletiyoruz hep birlikte sizin önderliğinizde.